Dayınızın en sevdiği kanaldan herkese merhabalar. Bu videomuzda Raci Çaçmaz'ın verdiği röportajı tüm gerçekleriyle sizlerle paylaşacağız. Bu röportaj tam hali olup birebir Raci Çaçmaz'ın kendi cevapladığı sorulardır. Soruları soran gazeteci Tülay Demir'dir. Soruları cevaplayan ise Raci Çaçmaz'dır. Videoya geçmeden önce kartal bakışlı, piyasanın en iyi senaristi olan Raci Çaçmaz abimizi sevenler videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Neredeyse görünmeyen adam gibisiniz. Neden gözlerden uzaksınız? Neden hiç röportaj vermiyorsunuz? 800 üzerinde bölümü gözler önünde yazamıyorsunuz çünkü. Her yazar gibi güzele bir hayatım var. Açıkçası fikir üretimin başka türlü gerçekleşebileceğini de düşünmüyorum. Yani ömrüm masa başında 18 saat çalışarak geçiyor diyebilirim. Neden röportaj vermediğime gelince de kendi duygu ve düşüncelerini yazarak ifade eden bir adamım. Konuşmak pek bana göre değil. Ben Hollanda'da küçük bir kasabada yaşadım. Perşembe günleri ben de dahil Avrupa'da yaşayan milyonlarca kişi için Kurtlar Vadisi günüydü. O yapımın milyonlara vatan sevgisi aşıladığını düşünüyorum. Bunu nasıl başardınız? Vatanımı ve milletimi seven bir adamım. Türkiye'nin güçlü ve tam bağımsız olması yolunda söylenebilecek ne varsa söyledim. Ve izleyenler de bu samimiyeti önce hissetti, sonra gördü. Sonra da benimsedi. Dolayısıyla Kurtlar Vadisi diyorsa doğrudur diye bir düşünce oluştu. Hatta Kurtlar Vadisi için bazı olayları önceden biliyorlar bile dendi. Devletin çeşitli kurumlarından bilgi aldınız mı hiç? Tabii ki hayır. Ama anlıyorum ki bu bir rant kapısına dönmüş. Adamın biri Kurtlar Vadisi'ni ben yazdırıyorum diye kitap yazdı. Üstelik utanmadan kitabını yolladı. Bizde reklamını yapar mısınız diye. Gülüyor. Yani Raci Çaçmaz abimiz burada gülerek cevap vermiş. İki kardeşi birbirine küstürdüler. Bireysel olarak ihanet yaşadınız mı? Aldatılıp yanlış yönlendirildiğiniz oldu mu hiç? Evet, ben de ihanete uğradım. Ben de aldatıldım. Sadece şahsıma zarar vermiş olsalardı belki bu durumu affedebilirdim. Ama benimle birlikte yüzlerce insanı mağdur ettiler. O yüzden ne onları ne de onlarla işbirliği, menfaat birliği içerisindekileri affetmeyeceğim. Haksızlığa uğradığınızı, dolandırıldığınızı iddia ediyor. Mağduriyetinizin giderilmesi için canla başla mücadele ediyorsunuz. Dosyada gizlilik kararı olduğu ve soruşturma sürdüğü için fazla bilgi veremem. Ama zihniyeti ve bunun neticesinde maruz kaldığım tahribatı anlatabilirim. Bu şahıslar önce ailemle arama girdiler. İki kardeşi birbirine küstürdüler. Sonra beni kurduğum şirketten ve işimden ayırdılar. Yazarak kazandığım 15 yıllık birikimimi yatırım adı altında benden çaldılar. Bu olaylarla ilgili geçenlerde 25 kişi gözaltına alındı. 7 kişi de tutuklandı. Bu davaların sonucunda neler olacağını hepimiz yaşayarak göreceğiz. İnşaat işinden bahsediyorsunuz. Siz inşaat işine bilerek ve isteyerek mi girdiniz? Niye gireyim? Benim bir işim, itibarım ve param vardı. Bulunduğum sektörde, istediğim kanalda, istediğim dizi ya da film projesini gerçekleştirebilecekken niçin inşaat gibi bilmediğim bir işin içine gireyim? Anlamam etmem. O birikimimi bankada mı tutayım, toprağa mı yatırayım derken yarımdaki güvendiğim biri tarafından kandırıldım. Varımı yoğumu, işimi gücümü kaybettiğim gibi yüz milyonlarca lira borca sürüklendim. Aklı başında birisiniz. Hiç mi şüphe duymadınız bu durumdan veya şahıslardan? Şirkete kimi koyduysam pisliklerini bulaştırmışlar. İmzamı taklit edip sahte çekler ve senetler tanzim etmişler. Şirkette 3 muhasebe programı varmış ve bana gösterilen hesap pembe tablolar, yalanlar olmuş. Bana gelen mailleri kendilerine yönlendirmişler. Kanaldan gelen her ödemenin bilgisine sahipler. Dizen elde ettiğim her kuruşu da çekimiz yazılacak, borcumuz var diye benden istediler. Ben de güvendiğim için ne dedilerse tamam dedim. Daha sonra gerçekler ortaya çıkmasın diye tüm şirket kayıtlarını silmişler. Gerçekler nasıl ortaya çıkacak? Şu kadarını söyleyeyim. Emniyet içinde öyle bir siber suçlarla mücadele şubesi kurulmuş ki dünya standartlarında iş yapıyorlar. Yok edilen, silinen, kazınmış bilgileri geri çağırmaya başladılar. Raci Bey, bu işlerden toplamda ne kadar kaybınız oldu? Benim artık saklayacağım hiçbir şeyim kalmadı. Şahsi olarak
100 milyon liraya yakın param ve gayrimenkullerim gitti. Üzerime 200 milyonun üzerinde borç bırakıldı ve mağdur edilen insanların telafi edilmesi mümkün olmayan maddi manevi kayıplar tabii ki. Necati Bey bir röportajında en büyük hayalinin sizinle bir bayram sofrasında buluşmak, barışmak olduğunu söylemişti. Bu bayram o bayram mı? Gülerek cevap veriyor. O bayram önümüzdeki bayram inşallah. Küslük devam ediyor mu? Aramıza girenlerin bazıları içeride, bazıları dışarıda. Dışarıdakiler de hak ettikleri yere gittiğinde aramıza küslük olması için bir sebep kalmayacak. Yani içeride dedikleri cezaevine dostlar, dışarı dedikleri orasını ben bilmiyorum. Kaç yıldır Necati Şaşmaz'ı görmediniz? Hüzünlenerek cevap veriyor. 7 sene. Çok yakın mıydınız önceden? Çok yakın iki kardeştik. 2 yaş büyük o benden. Abi kardeşten çok iki yakın arkadaş gibiydik. 10 yıl süren Kurtlar Vadisi sürecinde hiçbir geçimsizliğimiz olmadı. Ben masa başında, o sahada canla başla mücadele ettik. Ama işte gelin görün ki ayrılık da varmış kaderimizde. Aileniz masaya yumruğu vurup da küsünüzü bitiremedi mi? Babam da, annem de, kardeşim de çok üzüldüler tabii. Ama mücadeleci yapıları yoktur. Dua ettiler, kalplerin ısınması için ellerinden geleni yaptılar. Sadece onlar değil, tüm sevenlerimiz bunun için uğraştılar. Başardılar diyebilir miyiz? Gülerek cevap veriyor. Başardılar, başardılar. Kendi başıma gelenlere üzüldüğümden daha çok abimin başına gelenlere üzülüyorum. Yuvasını yıktılar adamın. İki çocuk var, masum. Onların ne günahı vardı? Diziniz gitti, servetiniz gitti, şirketleriniz gitti. Peki geleceğe nasıl bakıyorsunuz? 1. Ülkem gitmedi. 2. Ailem gitmedi. 3. Ömrüm bitmedi, çalışır kazanırım. 4. İyi insanlara, dürüst insanlara güvenim de bitmedi. Şimdi hala insanlara güveniyor musunuz diyeceksiniz belki. Evet güveniyorum. Her şeye rağmen insanların temiz ve dürüst olduğuna inanıyorum. Benim adalete güvenim sonsuz. En doğru kararları vereceklerine inanıyorum. Ayrıca avukatım Rojmin Karakoç Çelik bu süreçte hep yanımda oldu. Benimle birlikte iftiralara maruz kalmasına rağmen canla başla mesleğini de icra etti sağ olsun. Güzel sohbetiniz için teşekkür ederim. Ama şunu sormadan röportajı bitirmek olmaz. Benim gibi çok sayıda izleyiciniz de merak ediyor. Bundan sonra yeni dizi veya film projesi olacak mı? Harika bir şey üstünde çalışıyorum. Herkese büyük sürpriz olacak. Ümit ediyorum ki yine çok ses getirecek. Yine çok beğenilecek bir proje olacaktır. Dostlar röportajın sonuna geldik. Röportaj burada bitti. Dediğimiz gibi siz de gördünüz. Tüm gerçekleri, tüm anlatılanların hepsini uyduğumuza gerçekleştirdik. Raci Şaşmaz neden küsmüş? Raci Şaşmaz neden ayrılmış? Bu videoya atabildiğimiz kadar like atalım dostlar. Raci Şaşmaz abimizin yanında olanlar ve sevenler video like atarak sayılarını belli edebilirler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.